Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kahve deneyeceğiz. Bime yeni gelmiş. Narlı ve Antep fıstıklı kahve. Tadlarını çok merak ettim. Sizlere de deneyerek tadlarını tavsiye edip veya etmemeyi düşünüyorum. Hemen paketlerini açalım. Şu şekilde Antep fıstıklı. Bakalım tadı nasıl? Kokusu, evet, hafif fıstık kokusu var. Üzerinde kullanma talimatları da var. Ve bir fincana 2 kaşık kahve koyacağım. Sonra da sıcak su koyacağım, kaynamış su koyacağım. Bakalım deneyeceğim. Osmanlı kahvesini anımsatıyor. Bakalım iki. Kaşık koyduk. Hemen diğerine de narlıyı hazırlayacağım. Aslında fıstıklıdan çok narlıyı çok merak ediyorum. Meyve kokusu var gibi içerisinde. Yani öyle anımsatıyor. Direkt nar kokusu gibi bir koku gelmedi. Bunun şeyi biraz daha açık. Renk biraz daha açık. Şöyle göstereyim. 2 kaşık da buna koyuyorum. Narlı. Bakalım sıcak sularını ekleyip karıştırayım. Rengi bir parça koyu oldu. Bakalım bunu da hazırlayalım. Kaynak suyu koyuyoruz. Ve karıştırıyoruz. Şöyle. Bakalım önce Antep fıstıklı tadına bakıyorum. Şeker ekleyeyim falan dememişti ama biraz şeker konsa gayet iyi. Tekrar okuyorum. Acaba var mı şeker eklemesi diye. Yok, şeker eklemesi herhangi bir şekilde bahsedilmemiş. Ama mutlaka az da olsa biraz şeker ekleyebilirsiniz. Fena değil. Narlının tadına bakalım. Narlıyı çok beğenmedim, açığını söylemek gerekirse. Bana göre değil bence. Ama fıstıklı fena değil. Onu deneyebilirsiniz. Yanına da atıştırmalık bir şeyler koyarak keyifli olabilir. Deneyin bence.